Cisimlerin sükun ve hareketten, yani yerinde durma ve yerini değiştirmeden hali olmamasına delil getirir. Muhammed bin Şebib, cisimlerin hadisli, hadis olmasına, cisimlerin sükun ve hareketten hali olmamasını delil getirir. Cisim e, hareket halindedir veya sükun halindedir. İki seçenekten biri mutlaka vardır. Bunların bulunması da onun hadis olmasına delildir diye Muhammed bin Şebib, onu delil getirmiştir. Çünkü sükun ve hareket biri diğerinden önce olmakla mekanları farklı olduğundan hadistirler. Yani sükun ve hareket biri diğerinden önce olmakla mekanları farklı olduğundan hadistirler. Hareket eden sükundan harekete geçmiştir. Sükün ee, sükun halinde olan hareketten sükuna gelmiştir. Neticede mekan değiştirme vardır. Mekan değiştirme varsa hadistirler. Hareket ve sükünden birinde hadisliktir. Neticede hadislikle nihayet buluyor. Ona iki cismin birinde madde adı verilse dahi hareketin hadis olduğu söylenmelidir. Söylediğimiz şey dışındakinin hudusunda yani hareket durduğunda ve sükün ortaya çıktığında zevalin hudusunun bilinmesiyle yani hareketin sonlandığı bilindiğinde cismin ilk gördüğün yerden başka bir yerde olduğu bilinir. Hareket eden cisim durduğu zaman hareket ettiği için ilk yerden başka bir yerde olduğu bilinir. Cisim yer değişikliğini açığa çıkaran bu zorunluluk sayesinde duyuyla algılanamayan hareket bilinir. Yer değiştirme olduğu zaman hareket de anlaşılmış olur. Çünkü duyulur şeyde hal değişikliği, gözlemler ve bir şeyin birinci mekanda dayanması ve ikinci mekanda yer değiştirmesi ile birinci halde dayanma olarak isimlendirilen şeyin ikinci halde harekete ve yer değiştirmeye dönüştüğünü biliriz. İlk girişteki gibi hareket sükuna, sükun harekete dönüşür. Neticede yer değiştirme, hareket meydana gelir. Hareket cismin uyumu ve karşıtı olarak nitelendirilemez hareket cismin uyumu ve karşıtlığı olarak nitelendirilemez. Çünkü bunlar cismin hakkıdır. O yüzden hareket cisimden başkadır. Cisim farklı, hareket farklı. Cisim hareket ettiği zaman biz onun hadisini anlıyoruz. Sonra zeyt harekete Amr'dan daha layıktır. Çünkü Zeyd birinci mekandan başka bir mekanda bulunduğunda ancak zeyt de hareket olmadığı takdirde Amr'ın hareket ettiğini düşünülebilir. Yani Zeyd bir yerden bir yere hareket ettiğinde onu gözleyen kişi hareketi gördüğü zaman onun hareket ettiğini anlıyor. İbn-i Şebib'in muhalifi ona şöyle karşılık verir. Hareket nasıl böyle olur? Hareket sizin fiilinizdir ve kişi fiilinin keyfiyetini daha önce bilmez. Dolayısıyla harekete niçin ölçütlerle delillendirmede bulundunuz? Muhalife şöyle denir. Bizim fiilimiz olan Öncelik ve sonraların nasıl olduğu bilinir. Ancak hareketin bizim varlığımızdan ayrı ve başka olduğu bilinmez. Biz de bu başkalığı göstermek istedik. Gördüğün gibi bir grup öncelik ve sonraları ispat etmelerine karşılık cisimden başka bir şeyin varlığını inkar ediyor. Bir grup öncelik, sonralık bunu ispat etmelerine karşılık cisimden başka bir şeyin varlığını inkar ediyor. Sonra o söylediği şeyin hadisliği sabit olduğu için ki cisim de ondan önce değildir. Yani cisim hareketler önce var değildir. Çünkü cisim hareketsiz düşünülemez. Dolayısıyla cisim cismin de hadisliği sabit olur. Cisim dediğimiz şey hareket veya sükür şeklinde bunu bulunduran şey hareket de zaten cismin yer değiştirmesiyle biz hareket ediyor diye söylüyoruz. Dolayısıyla hareket varsa, cisim varsa hadislikte sonradan ortaya çıkmada sabit olur. Buraya kadar okunan kısımlar Muhammed bir Şebib ve muhalifiyle yaptığı tartışma. Şeyh Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Maturidinin görüşü bu yani hareket hadistir. Cisim de hareketsiz olamaz. Dolayısıyla cisimde hadistir sözü tevhid ehlinin kıvanç duyduğu bir ifadedir. Hareket hadistir. Hareket sonradan ortaya çıkar. Cisim de hareketsiz düşünülemez. Dolayısıyla cisimde hadistir. Bu önerme Maturdi'ye göre tevhid ehlinin kıvarç duyduğu, gurur duyduğu mükemmel bir tespittir. Ancak i̇bn Şebib bu ifade üzerinde soru ve cevabı çok uzatmıştır. Yani hareket hadistir, cesimde hareketsiz olmaz. Dolayısıyla cisim hadistir. Bu mükemmeldir. Ancak Matur diye göre i̇bn Şebib bununla alakalı soru cevabı uzatmıştır. Onun zikrettiği şeyi uzatmadan ima ile dile getirdim. Yani şu bir sayfada okuduğumuz kısımda anlatılan nedir? Cisim hareket ve sükünden hali olamaz. Dolayısıyla hadistir. Maturi diyor ki bu bizim övünç duyduğumuz bir tespittir. Ancak İbn Şebib burada sözü uzatmıştır. Özü burasıdır. Kırmızı ile iterikle işaretleyelim. Hareket hadistir. Cisimde hareketsiz düşünülemez. Dolayısıyla cisimde hadistir. Sonra İbn Şebib'e hareketin cisimle özdeş olduğu şeklinde bir itirazda bulunulmuştur. İbn Şebib şöyle cevap vermiştir. Bunu cismin kadim olduğu düşüncesini benimseye kimse sormaz. Hareketin cisimle özdeş olduğu şeklinde bir itiraz da bulunmuştur. İbn Şebib bunu cismin kadim olduğu düşüncesini benimseye kimse sormaz. Çünkü hareketin hadis olduğu his de sabittir. Hareketin hadis olduğu sonradan ortaya çıktı hisle, duyu organlarıyla bakarak anlıyoruz. İbn-i Şebib şöyle demiştir. Hareket cisimden başkadır. Bu da hani de geçmişti. Hareket cismin bir özelliğidir. Hareket cisimden başkadır. Çünkü cisim birinci mekanda ancak iç içe girmek suretiyle bulunur. Bu durumda bir cismin hareketi bir yayın gerilip uzamasına veya gerilmiş yayın kısalmasına benzemektedir. Yani hareket dediğimiz şey bir yayın gerilip uzamasına veya ok attıktan sonra daralmasına benzemektedir. Hareket bu şekildedir. İç içe girme düşüncesi ise yer değiştirme için yayın kısalması veya uzamasında söz konusu olduğu gibi bir başka hareketi gerektirir. Dolayısıyla hareket cisimden başka olur. İkinci hareket de iç içe girmiş olarak görülürse cisimlerin sonsuza kadar iç içe girmesi gerekir. Bu mümkün olursa dünyanın bir yumurtaya girmesi de mümkün olur. Bu daha önce geçmişte. Yani dünya bir yumurtanın içine girebilir mi, giremez mi? i̇bn Şebib aynı açıklamayı ve istidlali kavuşma hakkında da yapmıştır. Ancak bütün bunlar faydasız ve yere söz uzatmaktan ibarettir. İbn Şebib insaflı olsaydı kendisini delilinden yani şu sözünden alıkoyacak açıklamayı yapardı. Cisim ilk başta ne hareketsizdi ne de hareketliydi. İbn Şebib bu ifadeyle cismi hareket ve sükünden hali kılmıştır ve bu durum onun söylediği cismin hadisliği anlayışından vazgeçmeye gerektirir. Cisim ilk başta ne hareketsizdi ne hareketliydi demek hadis olduğunu kabul etmemek anlamına gelir. Bu durum onun söylediği cismin hadisi anlayışından vazgeçmeyi gerektirir. Ancak cismin kadim olduğunu söyleyen kimse nezdinde başlangıç hali diye bir şey söz konusu değildir. Cismin kadim kabul ediyorsa, öncesiz ezeli kabul ediyorsa o, o düşünce sahipleri için başlangıç durumu, başlangıç zamanı diye bir ifade zaten söz konusu değildir. Çünkü bu cismin hadis olduğunu söylemeye gerektirir. Başlangıç varsa son vardır, hadistir. Bu cismin hadis olduğunu gerektirir. Dolayısıyla cismin başlangıçta hareketli veya hareketsiz olması, olması, gerekir. Netice itibariyle cisim dediğimiz şey, cisim adını aldıktan itibaren hareketli veya hareketsiz şekilde olmak zorundadır. İbn-i Şebib cismin durağanlığının, sükun halinin cisimden başka olduğunu o filanca evdedir sözüyle ispatlamaya çalışır. Cisim ve evden başka hareket veya durağanlık diye bir şey olsaydı kişi evden başka bir yerde var olamazdı. Oysa kişi içinde olmakla nitelendiği zaman da ev vardır. Yani kişi hem evde olabilmekte hem de evin dışında olması mümkün olabilmektedir. Bunu niye söylüyor? cismin durağını cisimden başkadır. Cismin hareketi benzer şekilde. Ebu Mansur şöyle demiştir. Bu yani sükun ve hareketin cisimden başka olduğu hiç kimsenin sormayacak kadar açık bir şeydir. Sükun ve hareketin cisimden başka olduğu cisim cisimdir. Bunlar da cismin hareketleri, fiilleri, durumları, halleri. Bunların başka olduğu hiç kimsenin sormayacağı kadar açıktır, anlaşılırdır. Çünkü cisim hareket ettiği sırada cismin durağanlığı kaybolur. Ama cisimli baki kalır. Böylece durağanlığın cisimden başka bir şey olduğu sabit olur. Cisim herhangi bir nesne hareket ettiği sırada durağanlığı kaybolur ama cisimli kendisinde baki kalır. Dolayısıyla cisim farklıdır. Sükun farklıdır, hareket farklıdır. Cisim sükun ve hareketten hali olamaz. Böylece durağanlığın cisimden başka olduğu sabit olur. Sonra İbn Şebib şöyle diye kimseye cevap verir. Belki de cismin durağanlığı cisim neredeyse onunla beraberdir. Cismin bir mekandaki durağanlığı çok az çok veya az olabilir. Cisim bir mekanda uzun süre veya kısa süre baki devamlı kalabilir. Böylece birinci durağanlıktan başka bir şey olduğu sabit olur. Bir cisim bir yerde örneğin ilk olarak 10 dakika sonra 5 dakika veya 20 dakika duran sükun halinde kalabilir. Cismin durağanlık süresi uzayıp kısamasına rağmen cisimliği değişmediğine göre cisim durağanlıkla özdeş değildir. Şuradaki aynı cümle cisim sükunlu hareketten farklıdır, özdeş değildir. Bu da birincisi gibi hiç kimsenin hakkında soru sormayacağı bir şeydir ve cevabı yukarıda açıklamamızdadır. Sonra İbn Şebib bu konuda sözü uzatmıştır. Aynı şey ikinci sefer söyledi. Herkesin kabul ettiği konularda İbn Şebib sözü uzatmıştır. Ben de faydası olmadığı için bıraktım. Onun duranlık ve hareketin cisimden başka olduğunun delili olarak hareket ve cismin birbirinin yerine geçebileceğine dair sözleri Mu'tezile'nin çoğunun benimsediği bekasız ipka kalıcılık olmaksızın kalıcı kılmak görüşünü geçersiz kılar. Yine İbn Şebib kendisine cisimlerin hareket ve durağanlıktan ezelden beri hali olmadığını söyleyerek karşı çıkan kimseye cevap olarak bunun imkansız olduğunu söyler ve gerekçesini şöyle açıklar. Çünkü hareket ve durağanlıktan oluşan bütün için kıdem şartı ancak bütünde iki unsurun var olması halinde gerçekleşir. Ama bu durum aynı zamanda bütünün varlığını geçersiz kılmaz. İbn-i Şebib bunu yukarıda geçen eve girme örneğiyle ispatlamaya çalışır. Örnek nasıldı? Bir kişi eve girer, evde durur, yukarıdaki eve girme örneğiyle ispata çalışır. İbni Şebib'in zikrettiği bir diğer örnek şudur. Aralarından bir yönden bir arşın mesafe olan ve yan yana uçan iki kuş düşünelim. Aralarında bir arşın mesafe olan, yan yana uçan iki kuş düşünelim. Bu ikisinin başlangıçlarının bir sonu olmazsa bu ikisi böyle olamaz. Çünkü sonun ortadan kalkması tam olarak birleşmeyi gerektirir. Oysa aralarındaki fark olduğu söylenmişti. Aralarında işte bir metre mesafeyle aynı istikamette uçan iki kuş düşünelim. Bunların aralarında fark varsa uçuş başlangıç farkı bu ikisinin aynı noktada birleşmesi olamaz başlangıç itibariyle. Çünkü aralarında fark olduğu söylenmişti. Bir aracın farkla uçmaya başlamışlardı. Bu ikisinin başlangıçlarının bir sorunu olmazsa bu şekilde söylenemez. Çünkü sorunun ortadan kalkması tam olarak birleşmeyi gerektirir. Oysa aralarındaki fark olduğu söylenmişti. Bu aynı şey teselsülün butlağını geriye doğru varlığın sürekliliğini ispat veya iptal içinde kullanılıyor. İbn-i Şebib eşyanın ağırlık, hafiflik, sıcaklık, soğukluk vesaire yüz, yönünde zıtlığını alemin hadisliğine dair delil getirmiştir. Yukarıda hareket, sükun kuduza delil getirirdi. Ayrıca varlıkların ağırlık, veya hafifliği, sıcaklık veya soğukluğu buna benzer nitelikleri açısından zıt olmalarını alemin hadis olmasına delil getirmiştir. Öte yandan bir şeyin bir başka şeyden oluştuğu ve bu sürecin bir başlangıcı olmadığı yani ezeli olduğu düşüncesinin yanlışlığı sabit olmuştur. Yani zıtlar olan bir şeyin ezeli düşünülemeyeceği için zıtlıkların vardı ebediyet düşüncesini de ortadan kaldırır. Ayrıca zıt şeylerin birbirini itmesi ve dolayısıyla birbirinden uzaklaşması gerekir. Normal şartlarda zıt iki şeyin birbirini çekmesi değil itmesi. Dolayısıyla birbirinden uzaklaşmaları gerekir. Bu durum özellikle kaçınılmazdır. Zira bu görüş taraftarlar yani Sineviye iki ayrı unsurun birleştiğini ve bu ikisinin birbirine zıt olduğunu söylemiştir. Bu sebeple bu ikisinin kendi kendilerine birleşmesi mümkün değildir. Tabiatı gereği birbirini iten iki şeyin bir arada olmasa tabiatlar gereği imkansızdır. E bu sebeple ikisinin kendi halleriyle, kendi dualarıyla birleşmeleri mümkün değildir. Ayrıca bu ikisinin farklılığı tabiat gereğidir. Yani biri çekiyor, biri itiyorsa e, tabiatlar gereği böyle ise bir araya gelmeleri mümkün değildir bu ikisi zikrettiğim zıt tabiattan çıkıp ayrılacak olsalardı soğutanın ısıtması, ısıtanın soğutması mümkün olurdu. Bu mümkün olsaydı kalıcılık tabiatlarından çıkmak ve yok olmaları mümkün olurdu. Eğer tabiatlarının bozulması mümkün olsaydı soğuk sıcak olur sıcak soğuk olurdu. Tabiatlarını kaybetmeleri mümkün olurdu. Bu seçenek yanlış ve geçersiz olduğuna göre yani kar soğuk tutuyor diyelim ateş ısıtıyor kendi tabiatları gereği iş görüyorlar bunların bozulması mümkün değil bu seçenek yanlış ve geçersiz olduğuna göre tevhid ehlinin görüşü yani alem oluşturan bu zıtları birleştiren bilgili bir yöneticinin varlığı sabit olur tevhid ehlinin kabul ettiği zıt nitelikleri zıt tabiattaki varlıkları birleştirip alemi oluşturan, zıtları birleştiren bir yöneticinin var olduğu sabit olur. Ebu Mansur Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Başarıyı Allah'tan umrak şöyle diyelim. Birden fazla yaratıcının olduğu söylemi benimsendiği takdirde şöylesi çelişkiler doğar. Yaratıcının birden fazla olduğu söylendiği takdirde sayılacak çelişkiler doğar. Birden fazla yaratıcıdan ya her biri diğerini yok edebilir ya da yok edemez. Veya bu güce sadece biri sahip olur. Birden fazla yaratıcı olduğunu farz edelim. Bunlar birbirlerini yok edebilirler veya yok edemezler veya bu güce, sonsuz güce sadece bir tanesi sahip olur. Birinci ve ikinci takdirde iki yaratıcı da aciz olur. Yaratıcı denilen şeyler birbirini yok edebiliyorsa, güçü yetirebiliyorsa o zaman aciz olur. Ayrıca diğerini kuvvetle değilse hilelerle yok etme yolunu bilmemiş olur. Birinin gücü yeterse ötekiler ortadan kalkar. Çünkü gücü yeten, Yaratıcı mülkü egemenliği sadece kendine özgü kılma gücüne sahip kendi yerlerinin, kendi mülkünde kendisine düşmanlık yapmasına veya rububiyetinde kendisiyle çelişmesine izin vermez. Sonra aziz ve cahil, güçsüz ve bilgisiz olan Yaratıcı da Rab da Kral da değil, kul ve, ve köle olur. Evet, idare şirk kabul etmez denir. Eğer birden fazla yaratıcı birbirlerine güç getirebiliyorlarsa zaten onlar aciz olur, yaratıcı olmazlar. Güçlü olanın diğerlerine söz geçirmesi gerekir. A aciz ve cahil güçse bilgisiz olan yaratıcı da olamaz, rap da olamaz, kral da olamaz. Ancak kul, köle olur. Bu da karanlık ışık dualizmini çürütür ışık tanrısı, karanlık tanrısı, iki ezeli asıl var şeklindeki dualizmi de çürütür. Çünkü ışık karanlığı nerede esir düşeceğini bilememiş. Karanlık ise işlevinden ki ışıkta kötülük yapmaktır. Nerede alıkon olduğunu bilememiştir. Ayrıca karanlık ve ışığın cüzleri parçalanmış, halleri darmadağın olmuş. Sonuçta ikisi de kendi otoritesini gösterememiş ve malına hakim olamamıştır. Rabbimiz böyle bir niteliğe sahip olmaktan yücedir. Bu iki ezeli ilke, ışık, karanlık, ışık, iyilik temsili, karanlık, kötülüğü temsil eder şeklindeki dualizm de çökmüştür. Çünkü bunlar farkına varmadan birbirine karışmışlardır, birbirine güç yetirememişlerdir. Birbirine güç yetiremeyen veya habersiz olan, cahil olan, Rab olamaz. Bunlar otoritesini gösterememiş. İkisi de kendi mülklerine de sahip olamamışlardır. Rabbimiz böyle bir niteliğe sahip olmaktan yücedir. Ayrıca dualistler iki e, asıl kabul eden dualistler iki ilkenin de bir yönden sonlu diğer yönden sonsuz olduğunu söyler. Sonsuzluğu kıdemin delili ise sınırlılık yönünden hadislik gerekir. Böyle olmazsa bütün de hadislik gerekir. Diğer taraftan ışık kendisinin sonlu cüzünü sonsuz cüzler aracılığıyla düşmanını elinden kurtaramazsa ve bu sonsuz cüzler o cüzü karanlığa esir düşmeden önce karanlıktan koruyamazsa karanlığın boyunduruğuna girdikten sonra onu kurtarmak istediğinde bunu nasıl yapabilecek? Bunlar iki ayrı ilke değil birbirinin etkisi altında kalıyorsa nasıl bağımsızlığını sağlayacak? bütün e, duygu, duyuları ve bilgiyi karanlığa değil ışığa bütün karşılık buna karşılık bütün bilgisizliği karanlığa has kılan düşünceye göre karanlık göremeyen amadır. Bütün iyilikler ışıktan, bütün kötülükler karanlıktan diye düşünenlere göre karanlık hiçbir şeyden haber olmayan bir ama gibidir. Gücü yetiremeyen acizdir, güçsüz, zayıftır. bir kuvve değil, tabiatı gereği kötüdür. Bu yüzden Allah'tan bizi kendi yolundan sapmaktan ve seneviyenin ağına düşmekten korumasını dileriz. Ayrıca iki şey bizim veya iki şey cisim veya araz ise kendisine özgür bir mekanı olması gerekir. cisim veya araz dediğimiz şeyin bir mekanı olması gerekir. Söz konusu iki şey araz olursa yani bu iki şey eğer iki ilkeye giderse ışık karanlık diye e, bunlar cisim diye kabul etsek de bir mekan olması gerekir. Araz diye kabul etsek de bir mekan olması gerekir. Söz konusu iki şey araz olursa mekanından ayrılması yok olmasını gerektirir. Aras mekandan ayrılırsa yok olması anlamına gelir. İki şey cisim olursa her birinin mekanı ya cevherdendir. Dolayısıyla haline zıt bir ortamda var, var olamaz. Buna su hayvanının karada, kara hayvanının denizde ve görme duyusu olmayan gece hayvanının yarasa ve benzeri gündüz yaşamaya çalışmasına benzer. Her e, varılan bir mekanı var. Mekanı dışında ...zıt bir yerde duramıyor. Kara hayvanı denizde, deniz hayvanı karada örneğin... ...veya gece uçmaya alışan yarasa gündüz... ...gündüz uçmaya alışan canlı gece yaşamak istediğinde... ...bunda zıt bir ortama girmiş oluyor. Her birinin mekanı cevheri dışından olursa... ...alıştığı kendi ortamın dışından olursa... ...iyilik kötülükte, kötülükte iyilikte yakınlık kurabilir... Bu da onların birden fazla Tanrı söyleminin dayanağını ki iyilik ve kötülük uzlaşamada için ilkelerinin de ayrı olması gerektiği öğretisini yıkar. Neticede onların düşüncesine göre iyilik kötülük bir araya gelerek evren ortaya çıkmıştır. Oysa iyi, iyilik, iyilik niteliklere sahiptir, kötü kötülük niteliklere sahiptir. Bunlar ezeli ise karışma olmaması gerekir. Dehrilerin görüşlerinin eleştirisi, Ebu Mansur Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Sonra İbni Şebbin ve başkalarının aktardığı üzere dehrilerin sözlerini zikredelim ve görüşlerini aydınlığa kavuşturalım. Yukarıya kadar okuduğumuz yerler Muhammed bin Şebbin görüşleriydi. Maturidi ekleme yapıyordu. Bazen aynen kabul ediyordu. Bazen eleştiriyordu. Buradan sonra ise hem i̇bn Şebibten hem de başkalarından dehriler hakkında nakillerde bulunacak çünkü dehrilerin görüşlerin açıklığa kavuşması bu görüşlerin bozukluğuna ve yanlışlığına delil teşkil edecektir. Daha önceden dehrilerin alemin tıynetinin kadimliğinde görüş birliği ettiklerini ama tıynetin işlenmesi sonucunda alemin oluşmasının kadimliği ve hadisliği konusunda görüş ayrılığına düştüklerini öğrenmiştik. Dehrilerin ezeliyet düşüncesinde olanların Alemin e, tıynetinin asıl maddesinin kadim olduğu heyula veya tıynet veya asıl madde bunun e, kadim olduğunda görüş birliği ettiklerini ama tıynetin işlenmesi sonucunda alemin oluşmasının kademliği hadisliği konusunda görüş ayrılığa düştüklerini ilk kısımlarda görmüştük. Dehrilerin öğretisinin özeti budur. Tabiatçılar tabiatların sıcak, soğuk yaş ve kuru olmak üzere dört tane olduğunu iddia eder. Şimdi yani tabiatçılar, tabi İlyun, bunlar varlığın tabiatının sıcak tabiat, soğuk tabiat, yaş ve kuru olmak üzere dört olduğunu söyler. Onlara göre alemdeki varlıklar bu tabiatların karışım farklılığı sebebiyle farklılaşır. Onlara göre bu dört madde asıldır. Sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk alemdeki varlıklar, canlılar bu maddelerin karışım farklılığı sebebiyle farklılaşır. Birinde sıcaklık fazla, birinde soğukluk fazla, birinde yaşlık, birinde kuruluk şeklinde karışım farklılığı sebebiyle varlıklar ortaya çıkmıştır. Onlara göre tabiatların karışımı düzgün olduğunda, tabiatlar düzgün ve ideal bir oranda karıştığında o karışımdan oluşan varlıklar da düzgün olur. Güneş, ay ve yıldızların akışı hakkında da aynı hüküm geçerlidir hareketlerinin düzgünlüğü karışımlarının düzgünlüğünü sebebiyledir e, mükemmellik karışım mükemmeli diye anlıyorlar en e, mükemmel karışım e, ay üstü alemdeki varlıklardadır Dolayısıyla hareketleri de mükemmeldir bunlardan ezelden beri şimdi hareket ettikleri gibi hareket ederler eşyanın başlangıcı yoktur Eşya burada varlıklar evrenin başlangıcı yoktur bunlara göre. Tabiatçılar gök cisimlerinin hareketlerine arazlar adını vermiş ve bu yanlış görüşlerini açıklamak için beyaz, kırmızı, siyah, yeşil ve benzeri gibi boyaların durumunu örnek vermişlerdir. Şöyle ki boyalar karıştırıldığında veya karıştıklarında boyaların çokluğuna azlığına, inceliğine, kalınlığına göre renk değiştirir. E, boyaları karıştırırken ki karışıma göre renkler değişir. Dolayısıyla rengin yoktan var olması diye bir şey söz konusu değildir. Onlara göre alemde de ezeli karışmayla ortaya çıkmış yoktan değildir. Ancak o renklerin ehli belli bir rengin hangi boyaların karışımından çıktığını bilmeyebilir. Aynı durum tabiatla ilgili olarak da geçerlidir. Şimdi buraya kadar Şöyle tırnak için alabiliriz. Tabiatçıların aktarılan görüşleri. Şeyh Ebu Mansur, Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Verdikleri örnek sebebiyle bu sözün, görüşün saçmalığını düşünen kimse, verilen örneğin tevhid ehlinin sözünü ispatladığını görür. Şimdi burada tabiatla ilgili temel görüşü aktarıp örneklerini de verdi. de diyor ki, verdikleri örnek üzerine düşünüldüğü zaman yani verdikleri örneğin aslında tevhidi ispatladığı görülür. Çünkü boyalar kendi kendine karışamaz. Yani yukarıda ne denilmişti? E, beyaz, kırmızı, siyah, yeşil ve benzeri boyalar var. Bunların karışım ölçüsüne göre farklılıklar ortaya çıkıyor. E, Maturidi de oraya atıf yapıyor. Bu, bu söz tevhid ehlinin görüşünü ispatlar. Çünkü boyalar kendi kendine karışamaz. Ayrıca boyalar kendi kendine karışsa e, çirkin bir renk ortaya çıkar ve insanlar o rengi boyaların bozulması olarak görür. Ama boyaları belli bir karışımın sonuçlarını bilen, hikmetli, bilgili biri karıştıracak olsa sonuçta çıkan renk düzgün ve güzel olur. Sonra alem düzgün şekilde çıkmıştır. Dolayısıyla alemin kendisi sayesinde var olduğu fail, eşyanın varlıkların sonuçlarını bilen ve ona göre onları çıkartan bilgili hikmetli bir faildir. Bu da o tabiatların tıynetin veya artık ne diyorlarsa heyula veya başka madde ne diyorlarsa kendi kendine hali hazırdaki şekilde ortaya çıktığı düşüncesinin yanlışlığını ortaya koyar. Şu halde alemi yaratan hikmetli bir yöneticidir. Yine bu dedikleri şeyin yoktan yaratılmış olması gerekir. Ayrıca bu renklerden hiçbirinin sıcaklık, soğukluk gibi nitelikleri yoktur. Çünkü bir şey üzerinde belli bir renk baskın gelebilir ve o şey sıcak olabilir. Ancak aynı renk başka bir şeyde de baskın olur. Bununla beraber o şey soğuk olabilir. Yani kırmızı olup sıcak olan, kırmızı olup soğuk olan varlıklar biliyoruz. Dolayısıyla bu renklerden hiçbirinin zikrettikleri veya zikretmedikleri şeyler sebebiyle var olması sabit olur. Bu da onlara söylediğin aksine zorunluluklar. Özetle boyalar kendi kendine karışamaz. Varlıktaki tıynetleri, yaş kuru, sıcak soğuk dört varlık üzerine bina edildiler. Aynen renklerin karışması gibi diyenlere Maturidi bu tevhid ehlini ispatlar. Çünkü boyalar kendi kendilerine karışamaz. Bilgili, hikmetli bir failin e, onların ne ölçüde karşılaştıracağını bilmesi gerekir. Dolayısıyla ilim sahibi olması gerekir bir failin bunu yapması gerekir. Bütün bunlar yöneticinin bu alemi var edenin yaratan hikmetli, bilgili bir yönetici olduğunu ortaya kayar. Benzer şekilde nesnelerin tatlarının çeşitli olduğunu görüyoruz. Şöyle ki bu nesneler aynı renkte ve aynı tabiatta olmalarına karşı tuzlu, ekşi, acı veya bunların hiçbirine benzemeyen balçık tadında olabilir. Yani aynı maddeden, yani topraktan, aynı tarla veya bahçe varlık kazandığı halde kimisi tuzlu, kimisi ekşi veya acı veya hiçbirine benzemeyen balçık tadında çamur gibi olabilir. Dolayısıyla bütün bunların tabiatların, renklerin, tatların her şey sebepler olmaksızın dilediği gibi yaratma gücüne sahip birinin yönetimi sayesinde gerçekleştiği sabit olur. Bir diğer açıklama ise şöyledir. Bu tabiatlar ya cevher veya arazdır. Tabiat dediğimiz neydi? Yukarıdaki sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk, dört tabiat. Bu tabiatlar ya cevher veya arazdır. Tabiatların cevher olduğu kabul edilirse, asıl madde olduğu kabul edilirse, kendileri de ortaya çıkan arazlarla zikredildiği şekilde farklılaşırlar. Cevhere araz eklendikçe farklılaşırlar. Araziler birleşme ve ayrılmadır. Eğer araz olduğunu kabul edersek o zaman birleşme ve ayrılma olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu ikisi olmasaydı onlardan yani dört tabiattan her biri ayrı olurdu. Veya birleşerek nesneleri oluşturamazlardı. Kendilerinde karışımların karışımların birleşmesine rağmen cevherlerin farklılığı ve çeşitliliği arazların onlara baskın geldiğine ve onları bir halde yere dönüştürdüğüne delalet eder. Sonra arazlar kendi kendilerine var olamaz ve nesneleri etkileyemezler. Araz olduğunu kabul edersek, araz dediğimiz şeyler kendi kendilerine var olamazlar, nesneleri etkileyemezler. Dolayısıyla arazların eşyada bu işlevi kendilerinin bu işlevde bulunduğunu bilen biri sayesinde ifa ettiği sabit olur. Burada da gene bilgili, hikmetli bir faile dikkat çekti. Evet, arazların da kendi yerine bu işi yapamazlar. Bir birleştiriciye faile ihtiyaç vardır ama bu failin de bilen, hikmetli biri olması gerekir. Bunu da ancak o cevherleri, arazileri taşmaya uygun olacak şekilde yaratabilen varlık bilebilir. Ve bunu ancak onları bu şekilde yaratabilir. Hangi atomun cevherin hangi arazı taşıyabileceğini bilen biri olması gerekir. Bu onları bu şekilde yaratan ancak bilebilir. Bu da bilgili, kudretli tek bir Tanrı'nın olduğu söylemeni gerektirir. Hiçbir şey bu Tanrı'nın bilgisinden gizli kalmaz. Var olmasını istediği şeyi yaratmak ona zor gelmez. Öte yandan bu tabiatlar, şöyle yapalım, tabiatlar zikrediliyor yukarıdan kopmamak için. Bu tabiatlar araz olacak olursa kendi kendilerine var olmaları ve ayakta kalmaları imkansızdır. Arazsa o zaman kendi kendilerine var olmaları ve varlıklarını sürdürmeleri mümkün olmaz. Dolayısıyla kadim bir yaratıcının varlığı benimsenmeli ve alemdeki, evrendeki varlıkları onun var ettiği ve onların onun sayesinde varlıkları var ettiği ve varlıkları de diyebiliriz. Onun sayesinde var olduğu kabul edilmelidir. Arazilerin hadis olduğu hakkında bir anlaşmazlık yoktur. Yani arazsa, araz hadistir. Bunda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Ayrıca bu tabiatların birbirine zıt olduğu bilinmektedir. Yani sıcak aynı şekilde kopyalayabiliriz. Sıcak, soğuğa, yaşın kuruya bunların birbirlerine zıt olduğu bilinmektedir. Zıtlığın hakkı ise birbirini itmektir. Bu da ayrılmayı, dağılmayı, sonuçta yok olmayı gerektirir. Eşyanın, varlıkların, asıllarının zikredilen aralardaki çelişkiyle birlikte kendi kendilerine var olması mümkün değildir. Dolayısıyla eşya, şöyle yapalım, şu eşyayı evrenin diyelim. Buraya da evren diyelim. Dolayısıyla eşya evren var olduysa dağılmayı gerektiren itişmeye engel olan bir fail sayesinde var olmuştur. Yine bu fail söz konusu asırları ayrı iken birleştirir, hükmüne boyun eğdirir ve alem bu asırların birleşmesinden varlığa gelir. Böylece alemin hadis olduğu sabit olur. Bu, alemin tabiatlar sayesinde var olduğu görüşünün yanlışlığını ortaya koyar. Evet, tabiatlar kabul edildiği zaman otomatik olarak alemin de hadis olduğu ortaya çıkar. Çünkü bir şeyin yoktan var olması, bir şeyin kendisini ortadan kaldıran zıttı ile birlikte var olmasından daha uzak ve imkansız değildir. Bir şeyin yoktan var olması akla imkansız görüyor bazıları. Oysa bir şeyin kendini ortadan kaldıran zıttı ile birlikte var olmasından daha imkansız değildir. Birbirine iten zıtların birlikte bulunması makul görülüyor. Yoktan yaratmakta benzer şekilde makuldür. Normalde zıtların birbirini yok edip sıfırlaması gerekirken evrende birlikte varlıklarını sürdürürler. Tabiatçılar yoktan var olmayı akla çok uzak gördüklerinden bu söyledikleri görüşe kail olmuşlar. Bu söyledikleri görüşü benimsemişler diyelim. Tabiatçılar ön yargı olarak yoktan var olması imkansız diye baktıkları için mevcut görüşlerini benimsemişlerdir. Benimsedikleri görüşte kendisinden kaçtıkları şeyle karşılaşınca ki aklın imkansız gördüğü şeyi kabul etmektir. Görüşleri geçersiz olur ve özürleri gider. Görüşleri geçersiz olur ve özürleri gider. Özürleri artar. Bir başka grupta Alemin kökenine dair benzer bir öğreti benimser. Şu farkla ki bunlar tabiatların cisimlerin bildikleri bir sayısı olmadığını söylerler. Tabiatların cinslerinin bir sayısı olmadığını söylerler. Ama hepsi de eşyanın bütün itibariyle kadim olduğunu, kuzeyden güneye, batıdan doğuya, yukarıdan aşağıya kadim olduğunu söylerler. Bir grup müneccim, gökbilimci, yıldızların ezelden beri alemin işlerini yönettiğini, yıldızların alemle bağlantılı olduğunu ve mutluluk ve uğurun onlardan geldiğini, alemin durumunun farklılığının, yıldızlarla olan ilişkilerinin farklılığına bağlı olduğunu söyler. Böyle bir anlayış da var. Dünyadaki tüm işler yıldızların hareketleriyle devamlı kazanır mutluluk, mutsuzluk, uğur, uğursuzluk her şey yıldızlarla bağlıdır diye söyleyenler de vardır. Onlar yıldızlarla alem arasındaki ilişkiyi tahtanın inip kalkmasıyla tezgahın üst kısmında ortaya çıkan desen sebebiyle dokuma tezgahı ile tezgahın üst kısmına bağlı ipek ipler arasındaki ilişkiye benzetirler. Ay üstü alemle ay altı alemdeki ilişkiyi dokuma tezgahıyla üst taraftaki dokunan ürüne arasındaki ilişkiye benzetirler. Dokuma tezgahında dokuma yapan tahtalar inip kalktıkça tezgahın üst kısmında desen ortaya çıkar. Yıldızların alemle olan ilişkisi de onlara göre böyledir. Yıldızlar hareket ettikçe evren ortaya çıkar. Alemin sureti yıldızların hareketinin farklılığına göre farklılaşır. Yıldızların farklılığı ve uyumu ise alemde mutluluk ve mutsuzluğun sebebidir. Yıldızlar ezelden beri hareket eder ve her hareketten farklı bir şey meydana gelir. Onlar yumurta ve tavuk hakkında da benzer şeyler söyler ve bunun anlattığım ipek dokuma örneğinde olduğu gibi yıldızların hareketleriyle olduğunu söyler. Yöneticimler cisimlerin kadim olduğunu, araz olmadığını, hareketlerin ise sonsuz şekilde yani ezelden beri meydana gelen arazlar olduğunu söylerler. Onlar bütün alemin durumunun bu şekilde yıldızların ve felektirin birleşip ayrılmaları sayesinde zorunlu olduğunu söyler. Biz de benzer bir durumu yıldızlar hakkında söylüyoruz. Yani yıldızların ve feleklerin hareketi de zorunludur. Allah'ın tedbiri altındadır. Şimdi buradan sonra matüdi görüşü başlıyor. Şeyh Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Sonsuz yani ezeli hareketler iddiasına gelince. Önceki sayfalarda bunun yanlışlığını ortaya koymuştuk. Yani ay üstü alemdeki gezegenlerin hareketleri ezelidir. E, hareket ettikçe dünyayı etkilerler. Görüşlerindeki bu ezeli hareket meselesini daha önce ortaya koymuştuk. Hareket varsa bu hudus belirtisidir. Ayrıca biten bir hareketin önceki hareketlerin sonu olduğu ve sonradan sonra sondan sonra önceki hareketlerden hiçbir şey olmadığı konusunda şüphe duyulmaz. Hareketin yok olma ve bitme bakımından bir sonu olduğu sabit olduğuna göre başlangıcı sonu olmayanın bitişte de sonu olmaz. Bir şeye son belirlenebiliyorsa, bitiş noktası belirlenebiliyorsa onun başlangıcının da olması gerekir. Başlangıcı olmayanın sonu olmaz ancak hareketlerin sonu vardır. O halde hareketlerin başlangıcı da vardır. Yani evrenin, Ezeli gök cismindeki gezegenlerin hareketleri kadim değildir. Öte yandan bütün cevherlerin farklı sınırlara sahip olduğunu bizzat görüyoruz. Bütün varlıkların, cisimlerin farklı sınırlara sahip olduğunu görüyoruz kimi küçük kimi büyük, kimi geniş kimi dar, farklı farklı yani, biçimsel özellikleri olduğunu görüyoruz. Bu farklılığın sebebi en büyük farkta ortaya çıkan en küçük farktır. Varlıklarda, canlılarda farklılık var fiziksel. Bu farklılığın sebebi en büyük farkta ortaya çıkan en küçük farktır. Dolayısıyla küçük fark büyür büyük fark küçülür bu büyüme ve küçülme önce yok iken sonradan meydana gelir. Büyüme ve küçülme büyüme ve küçülmeden önce olan bir şeyle meydana gelmez. Çünkü o kadim olsaydı eşitlik gerekirdi. Oysa farklılık sabit olmuştur. Şu halde önce olan şey yok yok iken var olmuştur. Çünkü o böyle olan anlamındadır. Var ise yok iken var olmuştur. Hareketler ki daireseldir, bir yönden doğrusal hale getirilseler, birbir ardına gelirler ve birinin bittiği yerde diğeri başlar. Hareketler kadim olsa, yok oluşları da kadim olur. Böylece hareketler ezelde madum mevcut yok var olurlar. Bu da çelişkidir. Varlık ve yokluk bir halde birleşemez. Yani var veya yoktur. Varlık ve yokluk bir halde birleşemez. Aynı durum bütün hallerde de geçerlidir. Bu da hareketlerin başlangıcına gerektikler. Hareket diyorsak, hareket dediğimiz şeyin bir başlangıcı olması gerekir. Başlangıcı olan şeyin ise bir sonu olması gerekir. Bu da kadimliği ortadan kaldırır. Doğrusal hareketle hareket eden iki şeyden biri diğerinden önünde gidiyorsa yukarıda kuş örneği verilmişti. Aralarından öncelik sonralık olan aynı istikamete uçan iki kuş örneği verildi. Doğrusal şekilde hareket eden iki şeyden biri diğerinin önünde ise ya birinin başlangıcı diğerinin başlangıcından öncedir ya da biri diğerinden daha hızlı gidiyordur. Aynı istikamete doğru giden iki şeyden biri farklı bir seviyede ise ya birisinin başlangıç seviyesi farklıdır veya diğeri hızlı gidiyordur. Bu ikisinden son yani başlangıç kaldırılırsa aralarındaki son yani farklı ortadan kalkar. Eğer bunların başlangıcı olmadığı kabul edilirse o zaman bitiş noktaları da kabul etmek gerekir. Bu da duyulur gerçeklikle çelişir. Yani bir hareket varsa başladığı nokta vardır. Biteceği nokta vardır. Bunu kaldıramayız. Dolayısıyla iki hareketin başlangıcı olduğu sabit olur. Hareket varsa başlangıç vardır. Benzer şekilde bu anlam dairesel hareketlerde de geçerlidir. Yani hareket varsa başlangıç vardır. Gök dairesel hareket ediyor. Dolayısıyla başlangıçları yoktur iddiası temelsizdir. Bütün bu açıklamalarla arazilerden hali olmayan cevherlerin kadim olduğu düşüncesi çürümüş olur. Evet, cevher e, arazla birliktedir. Arazdan ayrılamaz. Dolayısıyla arazın bulunduğu bir cevhere kadim demek mümkün olmaz. Tabiatçılarla da aynı şekilde konuşuruz. Yani bu anlatılan şeylerin aynısı tabiatçılar, tabiatçılar için de geçerlidir. Araz varsa e, araz veya cevhere kadim diyemeyiz. Sonra iki gruba yani müneccimlere ve tabiatçılara da şöyle söylenir alemin iddia ettiğiniz gibi kadim olduğunu nereden biliyorsunuz? Yani alem ezelidir diye iddia ediyorsunuz. Bunu nereden biliyorsunuz? Bu konuda nakli bilgileri olduğunu iddia ederlerse, nakilden doğru haber geldi derlerse, doğruluklarına dair pek çok delil bulunan, dolayısıyla tasdik edilmeye daha layık olan kimselerden, yani peygamberlerden gelen ve alemin hadis olduğunu bildiren nakillerle onlara karşılık verilir. Evet, alem ezelidir diyorsunuz. Deliliniz nedir diye sorulduğunda haber derlerse haber konusunda tüm insanların kendisini kabul ettiği peygamberler alemin hadis olduğunu bildirmişlerdir. Dolayısıyla nakille bakarsak peygamberler alem hadistir demektedir. Bunu duyu bilgisiyle elde ettiklerini iddia ederlerse, yani biz gözlem yaptık, alem ezelidir, duyu verisiyle, gözlemle bunu elde ettik derlerse, onların kendi varlıklarına ilişkin bilgiler onları yalanlar. Zira onlar kadim olduklarını hatırlayamazlar, hatırlamazlar ve yıldızların ve tabiatların yönetimine de şahit olmamışlardır yani kendi alem ezelidir gözlem yaptık derlerse kendilerini kandırmış olurlar. Çünkü kendileri kendi varlıklarının kadimliğini iddia edemezler. Diğer taraftan da yıldızların veya ilk yaratılan maddenin e ezeli olduğuna da şahit olmamışlardır. Alemin kadim olduğu iddialarında gördükleriyle istidlalde bulunmaya müracaat etseler, gördük e gördüğümüz şeyler buna delil deseler gördükleri hiçbir şey ne yıldızlar alemi yıldızların alemi yönettiğine ne de tabiatların kadim olduğuna ve alemin onların karışmasından doğduğuna delil olur. Gördüğümüz şey alemin ezeliğine delil derlerse ne gördükleri şeyler ne tabiatlar ne yıldızlar onların bu iddiasını doğrulamaz. Bilakis yıldızların ve tabiatçıların sözlerinin tam aksi somut gerçekliğe daha yakın ve istitlalde daha doğrudur. Yani araştırıldığı zaman yıldızların evreni yönettiği veya tabiatların kendi kendine birleşik varlığı meydana getirdiği düşüncesine tam şeyler daha akla uygundur. Tabiatların durumuna gelince olgusal gerçeklikte çalkalanma, devinme çok olursa çalkalanan ve devinen şeyde sıcaklık doğurur. Yani tabiat meselesine gelince bir şeyde hareket çok olursa, çalkalama çok olursa, hareket varsa otomatik olarak sıcaklık da ortaya çıkar. Buna karşılık durağanlık yerinde durma ıslaklık doğurur. Yerde sabit kalma hareket etmemekse ıslaklığa neme sebep olur. Şu halde tabiatlar alemin hallerinden oluşmuştur. Tabiat dediğimiz şeyler alemin durumlarından meydana gelir. Hızlı hareket varsa, sıcaklık, yerinde sabitlik varsa, ıslaklık gibi durumlar oluşur. Yoksa alem bunlardan türemiş değildir. Tabiatlar alemin halleridir yoksa alem evren tabiatlardan meydana gelmiş değildir bu hüküm e, duyuların hakkına verisine daha yakındır. Yani duysal gözlem yaptığımız zaman e, dört e, yani sıcaklık, soğukluk, ıslaklık, kuruluk gibi şeylerin varlıkların halleri, durumları olduğunu gözlemleriz. Bu gözleme daha yakındır. Sonra şöyle söylenir. Feleğin devinmesi gezegenlerin e, dairesel hareketleri yıldızların hareket etmesi, bazen birleşip bazen ayrılması, yeryüzünün hallerinin ve yine yeryüzündeki ağaçların, denizlerin, suların ve ateşlerin değişmesi sonucu, sonucu meydana gelir. Bu Buharları yükselen ve feleğe ulaşan sular ayrılmanın cevheridir. Ateşler ise cevherleriyle yükselir. Buna göre sular, ateşler ve gerçek cevherler sebebiyle yıldızların ve zikrettiği şeyin feleğin durumu değişir. Çünkü bu gözleme daha yakındır ve bizden gayip olan delil olmaya daha layıktır. Gözlemlediğimiz zaman yukarıdan dünyadan yukarıya doğru buharlaşmanın olduğu diğer hareketlerin olduğu ortaya çıkar. Yukarıdan aşağı etki değil de aşağıdan yukarıya daha fazla gözlemleriz diyor. Feleğin devinmesi, yıldızların hareket etmesi, bazen birleşip bazen ayrılması yeryüzünün hallerinin ve yine yeryüzündeki ağaçların, denizlerin, suların, ateşlerin değişmesi sonucunu meydana sonucu meydana gelir. Buharları yükselen, feleğe ulaşan sular ayrılmanın cevheridir. Ateşler cevherleriyle yükselir. Isınan şeyler yukarıya doğru çıkar. Buna göre sular, ateşler ve gerçek cevherler sebebiyle yıldızların ve zikrettiği şeyin durumu değişir. Çünkü bu gözleme daha yakındır ve bizden gayip olana delil olmaya daha layıktır. Sonra İbn Şebib tabiatçılara karşı kullandığı argümanı yıldızcılara karşı da kullanır ve şöyle der: O yaratıcının fiili sahip olduğu bilgi ve güç sayesinde sağlama düzgün çıkmıştır. İbn Şebib söylüyor bunu. O Yaratıcının fiili sahip olduğu bilgi ve güç sayesinde sağlam ve düzgün ortaya çıkmıştır. Bu bilgi ve güç olmasaydı dediğim mümkün olmazdı. Bu da ön, ancak önceden var olan tedbir ve idare sayesinde gerçekleşir. Aynı şey yıldızlar hakkında da geçerlidir. Yıldızlar ve felek bu yıldızcının dediği gibi olsaydı onların böyle olması da onları bu şekilde yaratan bilgili hikmetli bir failin tedbiri sayesinde olurdu bir yıldızlara ait olsaydı, yani yönetme, evreni idare etme yıldızlara ait olsaydı, yıldızlar sürekli hareket ederek kendilerini yormaz ve kendilerine eziyet etmezlerdi. Alemdeki hareket, yönetim, e, karar verme yıldızlara ait olsaydı, yıldızlar sürekli hareket ederek kendilerini yormazlardı. Çünkü şahitte cihanlıların durumu böyledir gördüğümüz evrende yetki sahipleri çok hareket etmezler. Bu haller onları yorar. Sürekli hareket, yıldızlar hareket etmek yorar, onlara acı verir. Ya da yıldızlar ölüdür. Dolayısıyla bu hareketleri ipek dokuma örneğinde anlatıldığı üzere kendileri dışından biri sayesinde meydana gelir. Şimdi yıldızlar veya cansızdır. İpek dokuma örneği yukarıda verilmişti. E, dokuma tezgahındaki hareket oldukça e, nakış ortaya çıkıyordu veya cansızdır yıldızlar. İpek dokuma örneğinde anlatıldığı gibi kendileri dışında bir dokuyan insan veya bir canlı sayesinde kendileri dışındaki bir sayesinde ürün ortaya çıkar. Yıldızlar bütün bunları kendilerini yormadan yapabilselerdi, kendileri için bunu seçerlerdi. Şu halde. Bütün bunlar yıldızlar ve feleği yeryüzündeki hayatı yönetmek için kullanan hikmetli, bilgili, zengin bir failin tedbir ve tasarrufu ile gerçekleşir. Netice itibariyle bütün bunlar evrendeki tüm bu sonuç canlılık hayat, yıldızlar ve feleği yeryüzündeki hayatı yönetmek için kullanan hikmetli, bilgili, zengin, ihtiyaçsız bir failin tedbir ve tasarrufu ile gerçekleşir. Ayrıca bizim alemimiz zikredilen yıldızlar, felekler tarafından yönetildiği söylene, söylenebilirse, yıldızlar ve felekler de kendilerinin yukarısındaki biri tarafından yönetildiği söylenebilir ve bu, bu sonsuza kadar devam eder. Dünyayı yıldızların yönettiği söylenirse o zaman e, yıldızları da başka biri yönetiyor diye söylenebilir. Bu bu şekilde e, tesessül olarak devam eder. Bu da onların yıldızların alemi yönettiği görüşünü çürütür ya da bu durum sonsuza kadar tesessül eder. Yıldızları da başka biri yönetir diye söylenebilir. Bu da onların eşyadan sonu kaldırma ve eşyayı ezeli kılma görüşünü geçersiz kılar ve her şeyin tedbirinin kendisine döndüğü bir varlığın olduğu görüşünü birimsemeye zorunlu kılar. Bu varlık ise işlerin sonunu bilir, kendine dönen her şeyi takdir eder. Yıldızcılar, yıldızların evrene e, tedbirde bulunduğunu söyleyenler, kendilerinin görüşü olmadığını kabul ederler. Çünkü ihtiyarlarının olmadığını söylediklerinde mecbur olduklarına Benzer şekilde rakiplerinin de kendilerine yalan söylerken mecbur olduklarını iddia ederler. Yıldızlar sürekli aynı yörüngede dönüp duruyorlar ama evreni yaratıyorlar diyorlarsa o zaman yıldızların da mecburen aynı çizgide hareket ettiğini yani özgür olmadığını söylemiş olurlar. Dolayısıyla karşılıklı yalan söyleme, çelişme bir yöneticiden kaynaklanır. Yönetimi böyle olan kimse bozguncudur. Sözünün değeri bu ölçüde olan biri sözüne güvenilmeyen biri kendis, kendi kendine hiçbir şey söylememiştir. Bu da iki şekildedir. Bir, onun sözü düşer. Sözünün geçerli ortadan kalkar. Tevhidçilerin, tevhid ehlinin tevhid ehlinin sözü geçerli olur. Herkesin ve her akıllının bildiği duyu bilgisi ve ihtiyarı inkar etmesidir. Duyusunun kuşattığı duyu bilgisini kim inkar eder? Sonra duyusunun ulaşamadığı bir gaibi, duyusunun algılayıp da kendisinin inkar ettiği şeyle, şeyle iddia ederse, bu kimse Allah'a hamdolsun kendi başının çaresine bakar ve böylece bırakılır. Duyu verisine dayanarak evrenden Allah'ı bilme imkanı varken, buna güvenmeden bunu kullanmazsa o zaman o kişi kendi haline bırakılması gerekir. Yapılan gözlem yıldızların evreni yönettiğini değil e, yıldızların da e, hadis olduğunu, mecbur olduğunu, bağımlı olduğunu göstermektedir. Haller mecburi olsaydı ve insan onlara zorla itilseydi, insan korktuğunda yiyip içmeyi terk etmez, arzuladığı için yiyecek ve içeceğe yönelemez, yiyip içmekten haz alamazdı. İnsan açısından düşündüğümüzde, insan özgür hareket ettiği için. İstediği zaman yiyip istediği zaman bırakıyor. E, haz aldığı zaman yiyor. Yoksa bırakıyor. Oysa bütün bunlar insan tabiatının dayandığı şeylerde mevcuttur. Hatta büyük bedenlerde, küçük bedenlerde olduğundan daha azdır. Eğer bu tabiatla veya yıldızlara bağlantı sebebiyle olsaydı tersi bir durum söz konusu olurdu. Yani büyük beden küçük beden neye geldi burada? Sırp tabiat etkili değildir. Sadece tabiat etkili olmuş olsaydı bazen bedeni küçük olduğu halde daha çok yiyen veya tam zıttı olan olabiliyor. Tabiat veya yıldızlarla bağlantılı e, bu durumlar tamamen bunlarla bağlantılı açıklanamaz. Soğutmak, ısıtmak, kötülük, iyilik gibi çeşitli fiillerin ve hallerin tabiatlı varlıktan çıkması mümkün değildir. Belli bir tabiat üzere yaratılan bir varlıktan farklılığın çıkması mümkün değildir. Hangi tabiatta o tabiat üzere var olur. Dolayısıyla bu fiil ve hallerden hiçbirinin tabiatlı biri sayesinde değil, her şey yaratılış ve varlıkta bu hal üzere kılan bilgili, hikmetli biri sayesinde olduğu sabit olmuş olur. Bütün bunlar her şeyi Yaratılış ve varlık da bu hali üzere daim kılan, bilgili, hikmetli biri sayesinde olduğu sabit olur. Fiiller onlara doğru itilme ile olsaydı, fail başının arkasından itilen veya evinin üstünden düşen veya iplerle bağlanmış gibi olur ve karşı duramazdı. Eğer bu tabiatlar %100 hakim diye düşünseydik o zaman aynen iple kokla oynatmak gibi durum ortaya çıkardı. Oysa böyle bir şeyden de söz edemeyiz. Somut gerçeklikte yani gerçekte gözlem yaptığımız anda felçli kimse yapamadığı şeyden kendisinin geri durmadığını bilakis bunun fiziksel yetersizlik sebebi olduğunu bilir. Yani felçli bir kimse yapmak ister ama yapamadığı zaman e, fiziksel eksiklik nedeniyle yapamadığını bilir ama isteyebilir, yürümek ister, koşmak ister. Aynı durum ama ve başka engelli Kimseler hakkında da geçerlidir. Bu kimseler bu fiziksel engellilik durumunu kalkabileceğini ve bu hallerinin aksini yapabileceklerini bilirler. Yani iyileşmiş olsalar, yürüyebileceklerini, görebileceklerini, duyabileceklerini bilirler. Şu halde genel anlamda zorunluluk söylemi yalandır. İnsan e, mecbur cevir altında söylemi yalandır. İnsanlar bunu hissederler, hareket etmeyi, seçmeyi yapmayı. Engelli insanlar bile iyileşebilirlerse hareket edebileceklerini bilirler. Bir grupta alemin tıynetinin kadim olduğunu iddia etmiştir. Asıl maddenin heyla veya tıynet ne denilirse o ilk maddenin kadim olduğunu iddia etmişlerdir. Bu tıynete heyla adı verilmiştir. Ne kadar var bundan sonraki başlığa? bu -neti başlamadan bırakabiliriz. Hocam suret meselesi bayağı tavsiyatlı olduğu için aslında sonraki derste yapsak çok güzel olur.